Bazen insanın başına öyle şeyler geliyor ki umutsuzluk istemeseler de demek ki yanlış şeyler yaptırıyor. Bütün bu çiçekler bana mı yoksa yaşamak için direnen bebeğe mi? İkinize de. Ya sana bir şey olsaydı? Ya bebeğe bir şey olsaydı? Hak ettiğin cezayı bulmuş olacaktın. Hazal da Hazal diyor, başka da hiçbir şey demiyor. Ne yapacağız oğlum? Ne yapacağız ha? Şaşırdım kaldım ben. Olmaz ana. Hazal'ı götüremem. Ne diyeceği belli olmaz. Belki kıza bir takım sorular sorar. Sonuçta benim başıma çorap örülür. Sana ne Belgin yengende? Ne gücü var ki onun? Ama ben Bedrettin'le her şeyi çözerim. Ne istesem yaptırırım ona. Bende öyle bir koz var ki parmağımda oynatırım onu. Bana bak. Kocama yanaştığını görürsem gözlerini oyarım. Anladın mı? Zehra. Sen ne konuştuğunun farkında mısın? Kocana asılıyormuşum. O benim abim. Terbiyesiz. Ne? Terbiyesiz sensin. Ya. Bana bak. Tamam. Bu tamam. Evden gideceksin, anladın mı? Gideceksin, bir daha da gelmeyeceksin. Sana söyledim. Hazal'ı getir dedim. Konuşmak istiyorum onunla. Ya kız İstanbul'da diyorum Oktay, laf anlamıyor musun? Ne yapıyor bu kadar zamandır İstanbul'da? Niçin gelmiyor? Kız iyi değil. Belgin ilgileniyor onunla. Değişiklik iyi gelir Hazal'a. Adam gibi bir avukat bul bana. Çabuk çıkart yoksa sabrım kalmıyor. Şşş. Kaçtım Hazal. Abim İstanbul'da olduğunu söyledi. Ama ben her şeyi öğrendim. Yalan söylüyorlardı bana. Nasıl kaçtın sen? Ne İstanbul'u? Bak, sana bir şey yapmayacağım. Ama beni dinle, ne olursun. Senin oğlun alçağın tekidir Hacer Hanım. Ne diyorsun sen kızım? O acımasız. Merhametten yoksun biridir. Sen neler söylüyorsun? Bedrettin'imin karısına böyle sözler yakışır mı? Az bile söylüyorum. Onun gibilerini göre göre ben de acımasız olmayı öğrendim. Hiçbir şey ispatlayamam. Kimse inanmaz bana. Ama ben Mustafa'yı öldürmedim. Onu abimin öldürdüğünden kuşkulanıyorum. Avukat da kuşkulanmıştı. Ama sen suçu üstlenince Bedrettin abim kurtuldu. Hazal, benimle evleneceksin değil mi? Söz vermiştin Hayır, Hazal. Hayır, ne olur git teslim ol hadi. Oh, bir saattir kapıyı çalıyorum. Duymuyor musun da kapıyı? Seni bırakacağım. Ama bağıracak olursan elini kolunu bağlamak zorunda kalırım. Sakın ona bir şey yapma. Ne arıyorsun sen burada be? Hazal'ı götürmeye geldim. Götür, götür de sonra bana neler yapar senin o mafyacı abin, biliyor musun sen? Senin hiçbir suçun yok. Sana hiçbir şey yapamaz. Olmaz. Ben seninle gitmem. Teslim ol Oktay. Nasıl olsa yakalarlar seni. Sensiz hiçbir yere gitmeyeceğim. Oktay! Seni aptal. Kendini mahvettin lan. Kızı alıp gideceğim. Yolumuzdan çekil. Bir yere gidemezsin. Yakalarlar seni. Hani kız benimdi? Hani Hazal'ı bana söz vermiştin? Senin. Ama cezanı sonuna kadar bekleyeceksin dedim sana. Kaç yıl yerim ha? Kaç yıl yatarım bu suçtan? Seni en kısa zamanda çıkartacaktım. Yalan söyleme bana. Dört duvar arasında geçecekti ömrüm. Kurtaracaktım seni, anlıyor musun? Kurtaracaktım. Şimdi ne yapacağım ha? Söyle lan, ne yapacağım? Yürü. Teslim edeceğim seni. Beni vurmayacağını biliyorum. Abimsin. Karışma. Hazal'la gideceğim. Çekil yolumdan diyorum sana. Bak vururum. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Hayır. Beni vuramaz. Vuramazsın, anlıyor musun? Yemin ediyorum. Hem kendimi hem Hazal'ı öldürürüm. Gerisini sen düşün. Oktay dur. Dur diyorum sana. Dur diyorum sana Oktay. Yürü diyorum sana. Yürü. Yürü! Yürü! Bırak kolumu, aç istiyorsun. Yürü!
Araba mı oluyor? Ben bu Bedrettin'e hiç güvenmiyorum komiserim. Ben de aynı şekilde efendim. Kardeşini bulup getireceğine hiç inanmıyorum. Getirir getirmesine de... eğer bu işte onun bir parmağı yoksa... yani temizse getirir. Ama bana sorarsan kardeşini o kaçırdı. Çünkü Oktay'ın bildiği bir şeyi açıklamasından korkuyor. Yok değil mi bir haber hala? Teslim etseydi şu ana kadar haberimiz olurdu efendim. Hemen mahkeme kararı çıkarıp Bedrettin'in evine gidiyoruz. Peki efendim. Osman, nerede kaldı oğlum yandan çarklı? Geldi abi kahveniz. Ha. Selman. Ne var anne ya, niye geldin yine buraya? Anan geberip gidiyordu. Ne gebermesi anne? Gelme diyorum sana buraya, karizmamız bozuluyor. Başlarım şimdi sana da karizmana da. Oktay hapisten kaçmış. Hazal'ı almaya bizim eve geldi ya. Ne? Ya arkasından da Bedrettin gelince birbirlerine girdiler Hazal yüzünden. Bıçaklar çekildi, kavgalar oldu. Deme ya. Sonra? Oktay abimsin, kolaysa vur beni sırtımdan dedi. Aldı götürdü kızı. Vay vay vay. Ben gidip hemen Bedo'yu bulayım, bir ihtiyaç aman var mı? Aman sakın o bir şey demezse sen sesini çıkarma ha. Sonra ben laf taşımış gibi doğru, olayım. Doğru tamam. Biraz da para ver bana. Daha geçen gün verdim lan böyle bir... Allah Allah, borcu harca gitti oğlum onlar. Ya bende de yok ki, daha yeni başlayacağız kesme işlemine, ben sana aman veririm. Oğlum aman unutma aman. Tamam anne, ayarlarız bir şeyler hadi. Vay anasına, silahlar bıçaklar falan ha. Bana ne ya. Yesinler birbirlerini. Sanki annesi de dikerdi bu kadar söküğü. Ha düğmesi kopsa ben bunu giymem diye atıyor bir tarafa. Ama seviyorum. Sabah akşam söküğünü diksem yük gelmiyor bana. Anne, iyi misin? Oo, dinlemiyorsun ama beni. Ben burada kendi kendime konuşup duruyorum. Yok be kızım. Daldım öyle biraz. Anne, bir sıkıntın mı var? Bak hasta falan mısın yoksa? İçim daralıyor ya, hayrolsun. Hadi bir kahve yap da içelim bari. Bir de Belgin'e bak bakalım. Ne zamandır yok ortada. Sen doğunca oğlum, baban bize geri dönecek. O zaman çok mutlu olacağız. Yenge. Ne yapıyorsun sen? Ben hamile kalırsam nasıl olurum diye merak etmiştim de. Yenge, Allah aşkına. Hadi gel, bahçeye gel de kahve içelim. Annem de çağırıyor. Tamam. Bir gün olacak. Bir gün mutlaka olacak. Rutin kontrolleri sürdüm. Doktor bey. Peki doktor bey. Hoş geldiniz. Artık anneniz için yapabileceğimiz bir şey kalmadığından sizi çağırdım Zeynep Hanım. Hiçbir şey mi? Maalesef. Yani hep böyle sandalyede mi yaşayacak? Allah'tan umut kesilmez. Üstelik yurt dışında yapılan bazı çalışmalar var. Ama dediğim gibi sadece deney aşamasında. Üzgünüm. Ah güzel annem benim. Hep benim yüzümden geldi bunlar başıma. Ben sebep oldum bunlara. Bundan sonra rahat edeceksin. Hem ne diyor doktor bak. Düzelirsin belki günün birinde. Ben çok iyi bakacağım sana. Benim yanımda. Gözümün önünde olacaksın. Thank you.
Artık buradayız Azal. Sonunda güvendeyiz. Oktay abi, kimin evi burası? Beni neden kaçırıp getirdin buraya? Hepsini anlatacağım Azal. Sen burada otur. Ben önce arabayı saklayacağım. Sakın kaçmaya kalkma. Burada gidebileceğin hiçbir yer yok. Ben hemen geliyorum. Açıl, açıl. Allah kahretsin. Bak, bak. Görüyor musun? Ha, karnın şişmiş, kocaman. Ay, bak. Zehra, keşke. Ne istersen alırım o zaman sana. Yenge, yeminle bak. Sen de üç, ben diyeyim dört vakte kadar. Ay. Saçma sapan konuşmayın. Bu işin kahve falına kaldığı nerede görülmüş? Öyle deme anne, bakarsın olur. Kaç yıllık karısısın Bedom'un. Bu vakte kadar olmadı da şimdi mi olacak? Bak Zeynep'e, hemen gebe kaldı. Boşuna mı senin yanına uğramaz oldu oğlum? Açın kapıyı. Kim bu böyle? Polis, açın kapıyı. Allah Allah, hayırdır inşallah. Açın kapıyı, polis. Buyurun. İyi günler hanımefendi. Elimizde arama izni var, evi arayacağız. Ne oluyor Zehra? Ellerinde arama emri varmış anne. Biz ne yapmışız ki? Oktay Soyer hapisten kaçtı. Ne? Ne? Biz de onu Bedrettin Bey'in kaçırdığını düşündüğümüz için bu evi arayacağız. Sonunda olacağı buydu. Niye girdiniz ki hayatımıza? İstanbul'da mutluyduk biz. Rahat bıraksaydınız olmaz mıydı bize ha? Siz ikiniz gidip evi arayın. Çabuk. Anne. Anneciğim. Sakin. Dur bak, abim gelince her şeyi halleder, görürsün. İşte bak, burası salon. Beğendin mi? Biraz daha iyileşince sandalyenle rahat rahat dolaşırsın. Belki de iyileşip yürürsün. Hiç affetmeyeceksin değil mi beni? Sebep olduğum şu suskunluğuna, sessizliğine rağmen suçlayan bakışlarını hep göreceğim değil mi anne? Şu ızdırabımı bir bilsen. İçimdeki çocuğa bile ısınamadım. Ondan kendim kurtulmayı bile denedim. Olmadı. Yapamadım anne. Sana söz veriyorum. Seni tekrar yürütmek,
tekrar eski haline döndürmek için her şeyi yapacağım. Hele bir de affettim diyen bir bakışını görürsem. Artık yanımdan hiç ayrılmayacaksın anne. İçeride bulamadılar. Girebileceği bir yer var mı biliyor musunuz? Yerini bilip de söylemezseniz suçlu duruma düşersiniz. Ona göre. Yerini bilsek söylemez miyiz? Yakar mıyım kendi oğlumu? Siz bütün bunları Bedrettin abimle halletseniz. Zaten ben de onu söyleyecektim. Gelir gelmez savcılığa gelsin. Bekliyorum. Şayet gelmezse tutuklama emri çıkartırım. Haberi olsun. İyi günler. Ben kimseyi öldürmedim. Ben de kimseyi öldürmedim. Savcıyı öldürdüğünü söylemişsin. Seni kurtarmak için her şeyi göze aldım. Hatta suçu bile. Hapse bile girdim biliyorsun. Bütün bunlar senin içindi. Senin hapislerde çürümemen için. Seni sevdiğim, benim olmanı istediğim için. Bedrettin abim suçu üstlenirsem senin benim olacağını söyledi. Yani severek, isteyerek. Sana kaç defa söyledim. Sen benim Oktay abimsin. Yeter bana abi deyip durma. Bak Azal. Biri bize bir oyun oynuyor. İşlemediğimiz bir suçu önce senin sonra benim üstüme yıkmaya çalışıyorlar. İkimiz de öldürmediysek kim öldürdü o zaman onu? Emin değilim. Ama Bedrettin abimden şüpheleniyorum ben. İşte bu yüzden ikimizin hayatı da tehlikede. Bu işi çözene kadar kaçmalıyız. Birbirimizden hiç ayrılmamalıyız. Beni çağırtmışsınız. Aileme de adi bir suçlu muamelesi yapmışsınız savcı bey. Kimseye suçlu muamelesi yaptığımız yok. Biz sadece Oktay'ı arıyoruz. Size onu getireceğim. Aratıyorum. Bulacağım onu. Demek bulacaksınız. O halde saklandığı yeri biliyorsunuz. Bilmiyorum savcı bey. Sizinle açık konuşacağım Bedrettin bey. Oktay'ın kaçışında sizin de parmağınız olduğunu düşünüyorum. Bu çok saçma. Burası küçük bir yer. Ve burada bu işi yapabilecek başka kimse yok. Oktay bunu tek başına yapmış olamaz mı yani? Siz abisiniz. Neden aksini düşüneyim ki? Kardeşimin suçunu itiraf etmesi için ikna eden benim savcı bey. Tamam, bu doğru. Ama yine de içimde bir his var. Ve bu his bana sizin hiç de masum olmadığınızı söylüyor. Bana zaman verin. Oktay'ı bulup getireceğim dedim size. Bunu yaparsanız iyi olur Bedrettin bey. Şayet yapamazsanız ben de unutmak üzere olduğum soruları tekrar sormaya başlayacağım. Neymiş o sorularınız? Mesela Oktay'ın neden bu kadar tutarsız davrandığı? Neden önce cinayeti kabul edip sonra da inkar etmeye başladığı? Başka konular da var. Avukat Emre. Kısacası sormak istedikten sonra soracak çok şey buluruz Bedrettin bey. Sonra dedim ki ya Bedo bak sevmem ben böyle işleri. Delikanlı gibi oynayacaksan oyna şu tavlayı. Böyle zar tutma dedim. Helal sana Selman. Tabii ya. Ben Bedrettin'in eniştesiyim. Yani sen Bedrettin'e posta mı attın? Bir dakika. Eniştesiyim dedim ya. Yeri geldi mi postamı da atarım yolla gösteririm. Helal sana Selman abi. Bizde bir yürek var ki mangal mangal. Bu besikle de çok içiliyor. Alo. Ha, Bedrettin'in eniştesi Selman. Buyurun. Buyur Bedrettin abi. Tamam. Tamam hemen uçar gelirim otele. Emrin olur tamam. Hadi bana eyvallah. Hadi şimdi dağılın daha sonra anlatırım size. Bu Selman da işleri büyütecek galiba ha. Dediğin gibi herkese haber verdim, topladım geldim. Şimdi seni bekliyorlar. Ne o abi? Kafan bir şey mi bozuk?
Bana bakın. Bunu size bir kere söyleyeceğim, bir daha da söylemeyeceğim ve siz yapacaksınız. Bana yarın akşam üzerine kadar Oktay'la gelini bulacaksınız. Bulamadım diyenin dilini koparıp boğazına tıkarım, anladınız mı? Tamam abi. Dağılın. Tarık sen kal. Selman. Al şunu götür Zeynep'e ver. Kızı da ihmal ettik. Annemlere de söyle akşam yemeğe geleceğim ben. Tamam, hem haber veririm hem parayı veririm. Tarık yürü bakalım, şu avukatla hesabımızı görelim. Aferin sana Selman. Aferin oğlum. Buldun tabii zengin karıyı. Anayı manayı boşladın böyle. Bıraktığı zaten 3 kuruş para. Onunla da git borçları öde. Hadi şimdi git bakkala, yaz deftere. Ben sana sormaz mıyım Selman'a? Ben sana sormaz mıyım? Merhaba Tahir Efendi. Buyur Zühre abla. Az bir şeyler alacağım ama para falan yok. Bak veresiye yazacaksın. Üzülme sen. Selman abi annem ne isterse alsın ben ödeyeceğim dedi. Dükkan senin. Ah öyle mi dedi? Ah, iyi madem öyle sen bana oradan 2 kangal sucuk. Yarım kilo pastırma. Yarım kilo kaşar peyniri. 2 kalıp beyaz peynir. 5 kiloluk da zeytinyağı ver. Hadi. Buyur anneciğim. En ihtiyacımız olduğu zaman Bedo'nun yanında destek olması gerekirken yok seninki ortada. Anne söylenip durma Selman'a. Zaten kızıyor da. Ay, kızsa ne olur yani. Adam olsun da bulup getirsin o Hazal'ı. Zehra! Bak iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Geldim canım. Zehra! Geldim. Hoş geldin hayatım. Ha. Valide Hanım, nasılsınız? Verin elinizi öpeyim. Benim elimi öpsen ne olacak ki? Bedom'un yanında, ona destek olacağın, arkasında duracağın yerde... ...kahvede kumardan başını kaldırmıyorsun. Allah Allah, sanki biliyor da konuşuyor. Bedrettin abimin yanından geliyorum zaten, otelden. Merak etmesinler, iyiyim. Akşama uğrayacağım dedi. Anneciğim gördün mü bak? Zehra, temiz bir şeyler ver üstüme. Mühim bir işim var. Aman Selman, bir günde 2 gömlek değiştirilmez ki. Çapulcu muyuz kızım tamam, biz? Sana söyledim yürü. Önemli ve özel işlerim var diye. Ay çapulcusun falan demiyorum canım. Dümenci. Hadi çabuk ol Zehra. Allah Allah, veriyoruz işte. Al. Hem bu önemli ve özel olan iş ne işiymiş? Gömlekler değişiyor falan. Dur bakalım orada. Hatun kısmına öyle her vakit hesap vermem ben. Şunun havalarına bak. Sen bana ne havası atıyorsun? Karına hava atıyorsun öyle mi? Bitiyorum kız bu hallerine. Daha bir güzel görünüyorsun kızdığın zaman gözüme. Selman dokunma bana. Acelem olmasa ben bilirdim sana yapacağımı ya. Ne işin olduğunu söyleyene kadar elini bile sürmeyeceksin bana. Zeynep'e gideceğim. Abin para verdi onu götüreceğim. Ne? Bak yalan söylüyorsun. Ona ben varsa gözüm çıksın gel biraz öpeyim kokluyum seni. Buyurun. Emre Bey burada mı? Burada, haber vereyim efendim. Gerek yok. Bir saniye beyefendi. Hanımefendi. Siz karışmayın, işinizi yapalım. Avukat Bey. Hoş geldiniz Bedrettin Bey. Biraz konuşalım seninle. Tabii, buyurun oturun. Ne o? Giydirdin mi kocanı Zehra? Benim. Çıkıyorum. Nereye? Sıkıldım. Biraz çarşıyı dolaşmak istiyorum.
Başımıza bunca şey gelmişken sen giyinip süslenip gezmeyi mi düşünüyorsun? Gezmeye gittiğim, süslendiğim falan yok. Sadece biraz dolaşacağım, o kadar. İyi dolaş. Az kaldı belgin, az. Bedon'un çocuğu doğduktan sonra bu havalarının hepsi bitecek. Bunun hesabını vereceksin bana avukat. Başıma bunca derdi açtın. Ben yanarsam sen de yanacaksın avukat bey. Ben işimi yaptım. Masum birini göz göre göre hapse yollayamazdım. Ama paranı ben ödedim son kuruşuna kadar. İsterseniz geri öderim. Para değil. Hazal'ı ve Oktay'ı istiyorum ben. Neredeler söyle. Söyledim size, bilmiyorum. Oktay'ın kaçtığını bile sizden duyuyorum ben. Yalan söylüyorsun. Hazal'ın da Oktay'ın da aklına sen girdin. Sen özendirdin onları bu işe. Lütfen yeter ama Bedrettin bey. Madem her şeyi biliyorsunuz, Mustafa'yı kimin öldürdüğünü de biliyorsunuzdur. Açıklayın o zaman. Açıklayın da herkes rahat etsin. Oktay itiraf etti. Ben öldürdüm dedi ya. Hala niye kurcalıyorsun bu işi? Biliyor musunuz? Size hiç inanmıyorum. Onları bulacaksın avukat. İstesen de istemesen de bana çalışacaksın. Dediğin doğruysa, yerlerini bilmiyorsan bile seni arayacaklardır. Seni aradıklarında getirip bana teslim edeceksin. Ya yapmazsam? Avukat da olsam bedelini çok ağır ödersin. İnan bana, çok ağır ödersin. Boş musun? Sıra onda. Öndeki arabayı takip et. Madem bir süre daha burada kalacağız, çıkıp yiyecek bir şeyler bulmak lazım. Doğru söylüyorsun. İstersen ben çıkıp kasabaya ineyim, başımı sımsıkı bağlarım, beni tanımazlar. Olmaz. Böyle bir şeyi göze alamam. Ne yapacağız peki? Birkaç kilometre ileride bir köy var. Ben oraya gider yiyecek bir şey bulurum. Şimdi beni burada bırakıp kapıyı üstüme mi kilitleyeceksin yine? Kilitlemezsem kaçarsın. Kaçmam. İnandım ben sana. Söz mü? Söz. Peki, öyle olsun bakalım. Söyledin. Sana güvenebileceğimi sanmıştım. Yürü. Beni ne kadar tutacaksın ki burada? Önünde sonunda birileri bizi burada bulacak. Kimse bizi yakalayamayacak. Kimse seni benden alamayacak Hazal. Kimse! Gidelim. Vay enişte bey, hoş geldin. Hoş bulduk. Yenge evde mi? Kayınbiraderin bir emaneti vardı, onu vereceğim. Evde, geç ver.
Buyurun. İyi günler, rahatsız ediyorum. Dışarıdaki arkadaşlar beni düğünümden tanır. Ben Bedo'nun eniştesi Selman. Bir emanetiniz vardı, onu verecektim. Neymiş o emanet? İhtiyacınız olur diye kayınbirader bu zarfı yolladı. İçinde para var. Eskiden kendisi uğrardı. Şimdi sadaka verir gibi para mı yolluyor? Yok yenge, ihtiyacını gör diye. İşleri çok ya. Hani ilgilenemiyor ya seninle. Annesinin evinde mi kalıyor? Ha, yani Belgin'de mi kalıyor diye soruyorsun. Uğradığı bile yok. Anca arada bir anasının elini öpmeye geliyor. Nerede kalıyor peki? Larut Otel'de. Git bak istersen. Git. Hadi eyvallah. Gir. Bir ipucu yakaladık sayın savcım. Sonuç ne? Araştırıyoruz. Bir adam arabasının çalındığı ihbarıyla başvurdu. Arabasını çalan kişilerin eşkali Oktay ve Hazal'a uyuyor. Araştırmaları o bölgede ve araba üstünde yoğunlaştırdık. Nasıl olmuş olay? Adam arabasına binerken adama vurup arabasını alıp kaçırmışlar. Yani gasp etmişler. Demek ki birinden kaçıyorlardı. Biz onlarla hiç sıcak temasa girmediğimize göre peşlerinde biri daha var demektir. Bedrettin Soyer. O zaman onları bir yerde yakaladı. Ama elinden kaçırdı. Ya da kaçmalarına izin verdi. Çünkü bu konu hakkında bize hiçbir şey söylemedi. Haklı olabilirsiniz. Komiserim, yarın akşama kadar Bedrettin Soyer Oktay'ı bize teslim etmezse tutuklanmasını istiyorum. Kanun kaçağına yardım ve yataklık suçlamasıyla. Emredersiniz efendim. Para yollamış. Hayatımızda hiç sahip olmadığımız kadar para. Biliyorum. Hayırsız para, haram para diyorsun içinde. Ama demek ki düşünüyor. Seviyor beni. Kaç zaman oldu uğramadı yanıma. Demek ki önem veriyor. Çocuğunu, beni unutmuyor. Anne, kızma bana ne oldu? Olan oldu. Bedrettin'in parası, gücü senin sağlığını yerine getirebilir. Belki sen bu kadar kızmasan bana, biraz sevebilsen Bedrettin'i. Belki ben de sevebilirim. Bedo'm, oğlum, nedir bu başımıza gelenler? Ne kara yazıdır bu böyle? Tamam anne, bir şey oldu yok. Sakin ol. Abi, hoş geldin. Merhaba Zehra. İyisin değil mi abi? Çok korktuk seni alıkoyacaklar diye. Selman'la iyiyim diye haber yolladım, getirmedi mi? Hı-hı. Allah Allah. Başka kimse kalmadı mı haber gönderecek? O haber verse ne olacak, vermese ne olacak? Niye öyle diyorsun anne? Söyledi ya Selman. Hadi Zehra, sen bir kahve yap bana. Ben anamla konuşayım biraz. Olur abi. Ana, aslında bu Selman çok kötü bir adam değil. Benim işlerime koşuyor, çırpınıyor. Ne de olsa o da aileden artık. Aile mi kaldı oğlum? Baksana nasıl darmadağın olduk. Hoş geldiniz Müjgan Hanım. Rahatsız olma, otur. Nasıl gidiyor işler? İyi, fena değil. Hadi bakalım, bugün paydos et. Seni yemeğe götürüyorum. Yemeğe mi? Bu kıyafetle mi? Ne var kıyafetinde? Çok da şıksın. Hadi, kapıda arabada bekliyorum. Peki, geliyorum. Biliyorsun anne olanları.
Oktay'ı bulamazsam benim de, onun da başı dertte. Hep o Hazal'ın başının altından çıkıyor bunlar. Ne dedi, ne yaptı? Kanına girdi Oktay'ın. Bir yatacaksa beş yatacak şimdi içeride. Hazal'la ne ilgisi var anne? Kız onu görmek bile istemiyor. Ondan iyisini mi bulacak sanki? Anne, gönül işi bu. Ne yapalım yani? Hatayı biz yaptık. Şartlamayacaktık Oktay'ı bu işe bu kadar. Ne olacak peki? Ne yapacağız? İyice aklı karışık Oktay'ın. Ya kızın da aklına girerse şimdi? Abim söyledi, ben de suçu üstlendim derse? Biri olup aleyhime ifade verirlerse ne yaparım ha? Allah kahretsin. Başıma gelenlere bak. Üç oğlum vardı. Hepsi gidiyor bir elimden. Anne, üzülme sen. Bulacağım ikisini de. Halledeceğim bu işi de, merak etme. Bul oğlum. Üçtünüz, iki kaldınız. Bir de senle Oktay'ı mı alırlarsa elimden? Yaşayamam ben. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Nereden bu saatte? Hava almaya çıkmıştım biraz. İyi, öyle olsun bakalım. Ama bir daha bu saatlere kadar kalma dışarıda. Unutma ki hala benim karımsın. O zaman gitme. Yanımda kal bu gece Bedon. Kocam gibi, erkeğim gibi. İşlerim var, gitmem gerek. Ben ilk defa geliyorum böyle bir yere. Alışmaya başla. Bundan sonra çok geleceksin. Anlamadım. Yani iş yemekleri, toplantılar filan. Ben beceremem. Üstelik rahat da edemem. Alışkın değilim böyle şeylere Müjgan Hanım. Şu hanım lafını bırak. Bana Müjgan. Peki efendim. Nasıl isterseniz. Bak canım. İki tip insan vardır. Biri çevresindekilere uyar. Diğeri çevresindekilere kendini uydurur. Bu ikinci tipteki insan olmayı başarırsan hayatta her zaman başarılı olursun. Ben bazı şeyleri hiç başlamadan kaybettim. İyi ki bulmuşsun bunca şeyi. Yoksa ölecektim açlıktan. Afiyet olsun. Sen yemeyecek misin? Sen önce bir karnını doyur da. Ben de doydum. Kaldırayım bunları. Ateşin ışığında o kadar güzel görünüyorsun ki. Hani bana bu evin hikayesini anlatacaktın? Anlatmadın hala. Peki Hazal. Sen nasıl istersen. Sen ne zaman istersen. Kabahat sende. Neden paranı alıp sadece işini yapmıyorsun? Neden hep kahraman olmaya çalışıyorsun? Çünkü ben bu değilim. Suçsuz insanları sırf para aldım diye mahkum ettiremem. Başına dert açıyorsun oğlum. Bu adamlar sana bir şey yaparsa başka kimseye yardım edemeyeceksin. Anneni de beni de kahredeceksin. Baba, çocuk değilim ben. Lütfen bana bu kadar karışmayın. O zaman sen de çocuk gibi davranma. Hazal, senin hayatına girdiğinden beri çok değiştin. Bambaşka biri oldun. Çünkü onu seviyorum, tamam mı? Hayır. Buna hakkın yok. Neden baba? Neden? Neden? Çünkü sen evlisin.
Evlisin ve üstelik bir de çocuğun var. Bütün gün avukatı takip ettik. Biraz da araştırma yaptık hakkında. Bulabildiniz mi bir şey? Evet abi. Avukat evli. Karısından ayrı yaşıyor. Ama bir de çocuğu var. Ya çocuğu var ha? İyi. Hemen o çocuğu bulup kaçıracaksınız. Aman dikkat edin ha. Başsın abi. Dışarıdakilere de söyle beni rahatsız etmesinler. Çok yorgunum. Peki abi. Avukat efendi. Şimdi göreceğiz bakalım. Onlardan yana mısın, benden yana mı? Nasıl oldu bu rahatsızlığın? Kaza mıydı? Boş verin. Çok uzun bir hikaye. İş doktora göstermedin mi? Kasabadakilere gösterdim. Bak ne diyeceğim. Yarın İstanbul'a gidelim. Orada bu işin uzmanı tanıdığım birkaç doktor var. Bir de onlara gösterelim bakalım. Ne dersin? Ben onun masraflarını karşılayamam. Paradan bahseden oldu mu sana? Size bütün bunlar için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Teşekkür edecek bir şey yok. Ben bunu isteyerek yapıyorum Salih. Gel. Ne var? Ne istiyorsun? Zeynep Hanım geldi. Zeynep Hanım mı? Gelsin. Al içeri. Hoş geldin. Açıkçası beni şaşırttın. Hemen söyleyeyim, seni özlediğimden gelmedim. Öyle mi? Neden geldin peki? Teşekkür etmek için. Yolladığım paralar yüzünden. Anlıyorum. Bakıyorum artık eve gelmiyorsun. İstenmediğim yere gelmem ben. Geçip oturmaz mısın? Oturmayayım. Bir şey içmek ister misin? İçki falan. Hayır, bebeğe dokunabilir. Bebeği sevmiyor olabilirim ama zarar görmesini de istemem. Ama onu öldürmeye kalkmıştın. Yok etmeye. Bundan bahsetmek istemiyorum. Peki. O zaman annenden bahsedelim. Nasıl oldu? Durumunda bir düzelme var mı? Ne yapabilirim annen için? Bunu içtenlikle mi soruyorsun? Elbette. Sen beni bu kadar vicdansız mı sanıyorsun? Peki değil diyebilirim. Aslında bu konudan da bahsetmek istiyordum. Yani belki yurt dışına götürebilirim onu. Ya da yurt dışından bir doktoru buraya... Tabii. Ne gerekiyorsa yap. Senin annen benim de annem sayılır. Teşekkür ederim. İstersen... İstersen ne? Boş ver. Biz küçükken babam abilerimi ve beni buraya getirirdi avlanmak için. Yine bir hafta sonu buraya geldiğimizde en büyüğümüz o olduğu için babam Bedrettin abime de bir silah verdi. Veys abim de ben de çok kıskanmıştık. Onlar önde biz arkada avlanmaya çıktık. O gün abim yani Bedo hayatında ilk defa bir canlı öldürdü. Küçük bir ceylan yavrusu. Sonra da sabaha kadar ağladı. Babam çok sert bir adamdı Hazal. Öldürdüğü hayvanın başında ağlamasına çok sinirlendi ve abimi çok kötü dövdü. Hayat bu dedi. Birileri ölmek zorunda ki sen yaşayabilesin. Onu öldürdüğü ceylanın etini yemesi için zorladı. Bedrettin abim yedi ama bir daha ne bu konudan bahsetti ne de buraya geldik. Zaten babamın ölümünden sonra bu dağ evi de unutuldu gitti. Bu yüzden abimin bizi aramayacağı tek yer burası. Bazı şeyler olmak zorundadır Azal. Ne kadar istesen de bunu engelleyemezsin.
Direnmeyeceğim artık sana. İstediğini yap. Çünkü benim için çok şey yaptın. Ama bil ki sen benim hep Oktay abim olacaksın. Lanet olsun! Ben bunu istemiyorum ki. Bana borçlu olduğun için benim olmanı istemiyorum. Sana bu şekilde sahip olmayı istemiyorum. Ben beni sevmeni istiyorum Hazal. İsteyerek, arzulayarak beni sevmeni istiyorum. Sen benim her zaman Oktay abimsin. Baba vurma. Baba. Baba. Oktay'ın nerede olduğunu biliyorum. Tarık. Tarık, bütün adamları topla. Kalk. Gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Yürüyün.
karşında ha? Ne olacağını zannettin ha? Hazal nerede lan? Bilmiyorum. Arayın lan evi. Nerede lan Hazal? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum lan, ne demek? Kapının üstünde anahtar var. Kim kilitledi lan seni buraya? Saatler önce ben uyurken kaçmış. Haberim bile yok. Ulan şu halimize bak lan. Senin yüzünden ne hallere düştük? Siz dışarıda bekleyin. Nereye gitmiştir lan Hazal'a? Avukatın yanında olmasın? Ne bileyim ben. Hazal'ın benimle evlenmeye niyeti yokmuş. Beni kandırdın. Ulan bana bak lan. Eskiden Hazal mı vardı ha? Benden buraya kadar. Artık o hapishaneye dönmem. Eğer bir daha beni o deliğe tıkarsanız her şeyi anlatırım. Ne anlatacaksın lan? Ne var ki ne anlatacaksın? O adamı ben öldürmedim. Bir de sen istedin diye suçu üstlendim. Gerisini sen düşün. Neyi düşünecekmişim lan ha? Döneceksin. İstesen de istemesen de döneceksin. Bunu kafana yiyecek Hazı. Ben ne dersem o olur. Ben suçsuzum. Katil kimse, içeri o girsin. Vuracak mısın ha? Vuracak mısın? Geber ulan! Geber!